Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu, Hatay Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Şubesi açılışı yapıldı. Açılış İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Sonrasında mehter gösterisi yapıldı. Açılışı Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Süzen, Konfederasyon Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri Dernek Başkanı Celalettin Fırdına, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk ve Bölge Güvenlik Korucuları Dernek Başkanları ile davetliler katıldı. Açılış konuşmasını Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Hatay Dernek Başkanı Musa Salık yaptı. 90'lı yılların başından 2017 yılına kadar güvenlik korucuları sistemi olan ilimizde gönüllü güvenlik korucu sistemi vardı. Bölge komutanımız Tümgeneral Hacı İlbaş ve diğer komutanlarımızın çabası, devlet büyüklerimizin de takdiriyle Hatay ilimize 500 kişilik kadro verildi. Bizler de derneğimizi bu kadronun gelişiyle beraber kurarak 11 ilçemizde görev yapan 500 kadrolu ve 350 güvenlik korucusu, şehit ve gazi ailelerimizin manevi destek, güvenlik korucularımız ise özlük hakları noktasında Konfederasyon Başkanımız Sayın Ziya Süzen ile beraber çalışmalarda bulunmaktayız. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyon Başkanı Ziya Süzen, Afrin'de de mücadelelerini sürdürdüklerini belirtti. Şırnak'ta, Hakkari'de, Van'da, Diyarbakır'da Kürtçe, Türkçe dahi bilmeyen Kürt kökenli korucularımız şehit oldular, gazi oldular. Bunu bizi birbirimize düşürmeye çalışanların, ta Çanakkale'den beri bizimle meseleli olanların bizi ayırmak için ortaya attığı kocaman bir yalandır. Biz dün Çanakkale'de kimle savaştıysak bugün 35 yıldır Doğu ve Güneydoğu'da aynı zihniyetin ürünleri Haçlı'nın torunlarıyla savaşıyoruz. Biz dün Sarıkamış'ta kimlerle savaştıysak bugün Afrin kırsalında da aynı kişilerle savaşıyoruz. İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk de yaptığı açıklamada derneğin hayırlı hizmetlerde bulunmasını temenni etti. Derneğimizin hayırlı uğurlu olmasını ve iyi hizmetler vermesini temenni ediyorum. Derneğin kurulması çalışmasında Musa Bey'i tebrik ediyorum. Çünkü çok kısa bir süre içerisinde ciddi bir çalışma yaptı. Kısa bir süre içerisinde burayı açılır hale getirdi. Bu duygu ve düşüncelerle derneğin tekrar hayırlı hizmetler etmesini temenni ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş da konuşmasında Allah'ın izniyle PKK'ları Afrin'de nasıl silip süpürdüysek o güzelim Amanos dağlarını vatandaşlarımızın kullanmalarını sağlayacağız inşallah dedi. Allah'ın izniyle nasıl Afrin'de silip süpürdüysek burada da silip süpüreceğiz. O güzelim Amanos dağlarını vatandaşımızın selametle kullanmalarını sağlayacağız inşallah. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek dernek binasının açılışı yapıldı.